ailesi barınmış gençler çoğunluktaydı. Madde bağımlısı gençler vardı. Bunları çok kolay kandırabiliyorlardı. Fakir aile çocukları. Ki zaten bugün günümüze de baktığınız zaman hiçbir milletvekilinin, belediye başkanının çocuğu yok dağda. Göndermezler. Mümkün değil. Ama fakir fukaranın çocuklarını da etkileyerek gönderiyorlardı. Bu HDP binasında kalınıyordu. Yine Diyarbakır içinde Gazi Köşkü'nü bilirsiniz. O belediyeye devredildi. Orada kalanlar çok oluyordu. Özellikle örgütün yerel kadrosu olarak adlandırılanlar hepsi orada kalıyordu. Çocukların nasıl kandırıldığını gördüm. Ellerine nasıl silah verildiğini gördüm. O korkan çocukların nasıl ölüme gönderildiklerini gördüm. Ondan sonra yani bu onların o çirkin, alçak yüzü ortaya çıktı. Tecavüzleri gördüm. Bu çok, gerçekten çok kötüydü. O gencecik, pırıl pırıl, dünya güzeli kızlara tecavüzleri gördüm. İşte yoldaşlık ilişkisi deniliyor ya, öyle bir şey yoktu. Bunu birebir gördüm. İşte komutanları ne derse, o. Bir de şey benim çok dikkatimi çekmişti. Mesela normal alt düzeyde olan örgüt mensuplarının birçoğunun ayağındaki ayakkabı yırtıktı. Ama komutanın ayağına baktığımda yani 1000-1500 liralık ayakkabı giyiyordu. Adalet falan yoktu yani kesinlikle. Hakaret vardı mesela örgütte şey denir. İşte üslubunuza dikkat edin. Çok iğrenç küfürler vardı mesela. Aşağılama vardı.